Her zaman zeytin unu Ben Babi Dağıl'dan. Al işte bununla evlendik. <laughs> i̇ki. Hazır mısın? Hazırım çok hazırım. Bayağı da çekmez hazır olmaya. Üç, iki, bir. Konuya, giremeyenler podcastine hoş geldiniz. geldiniz. Vay be. Bayağı oldu. Kaç aydır yapmıyoruz? Bir buçuk iki ay olmuştur ya. Daha fazla bile olabilir. Çok uzun süredir yapmıyoruz valla. Bir şey söyleyeceğim de, şeyin ha. farkında mısın? Biz birinci ayımızı devirdik, devirdik evleneli. Ve, hey, değildim. Yani sen söyleyene Geçti kadar değildim. <laughs> Bir buçuk Evet, evliyiz. konu bu olabilir biraz e, uzak olmamızın sebebi. Benim de şu an aklıma geldi. Şey yapma yani çok. Doğru. 18 Hani birinci ay hediyesi Temmuz. bana. Temmuz. Doğru. Unuttum. Karına her ay hediye aldım. Sen aldak. bana ne aldın? Aldım. Oo hem de pahalı ve güzel bir şey aldım. Aa ben de onu aldım. Bu mikrofonlarla ilk defa kayıt yapıyoruz. Seste evet. de sıkıntılar olabilir. Ee, şey yapmayın. Eğlen bana bir akşam bir anda şey diye mesaj atacak. Anasını satayım Olmamış işte. Aptalım ben. Malım. Şunla yarım Yo, yapmış. Yok. Dalgalar şey. fena gözükmüyor. 18 Temmuz'da biz bir şeyler yaptık. Evlendik. Bunun ha onu <laughs> ne ne? <yapmış gülüyor> Böyle olabilir? bir şey yaşandı. Evet. Hani evlenmeyeceğiz, evlenmeyeceğiz o kadar artistik yaptık Şimdi Nasıl Yapmayayım bunu burada. Planlarımıza ön bir hazırlık olsun diye evlendik. Aynen, istediğimizden değil. Yoksa hatta yani hı. eylem benim erkek kardeşime. Tekrar diyorum erkek kardeşime. Şunu dedi. Bir gün dışarıda oturuyoruz. Benim ablanla evlenmek gibi bir niyetim yok aslında biliyorsun. Ablamla <laughs> hani değil şey şey abi, ablanla. Evet. insan şey der hani, biz zaten evlenmeye çok istemiyorduk biliyorsun. Bazı şeylere kolaylaştırıyor Biz e bunu diye. kastettim. Bence çok net anlaşılıyordu yani. Hani şey şey deseydin deseydin de daha mantıklıydı. Ben AB vatandaşıyım. O yüzden ablan beni kullanmak için benimle evleniyor desen. Doğrusu daha bu. iyi olurdu. Ama ablasını kötü göstermek istemedim. Ben dedim kötü adam olayım. Hiç kötü anlamazdı. Çünkü ben ona senin abi vatandaş olduğuma sen var ya çok mantıklı bir kadınsın. Doğru bir hareket falan dedi yani doğal olarak. <laughs> biz bu normal kabul edilir. Nikahımız da olay oldu ona da geliriz de. Evet. Aa, şey yapalım şaşırmış gibi yapalım mı? Aa, neredeyiz biz? Oh, falan. İlk defa Yok böyle. oyunculuğum benim ama farklı bir evdeyiz gördüğünüz üzere. Eski evini özlüyor musun? Asıl soru bu. Bir şey söyleyeyim mi? Çok özlerim devamlı ağlarım falan böyle bir süreç olur diye düşünüyordum. Henüz olmadı. Ben biliyorsun bazen bastırıp sonradan yaşayabiliyorum. Bir buçuk sonra falan gelip şu ya Beşiktaş'taki evde ne güzeldi falan. <laughs> bir buçuk ağlıyor falan durduk yere. <laughs> yani o ev çok güzeldi. Çok keyifliydi. Bir de çok sorunlu bir boşaltma süreci oldu yani. Oradaki evden evet, çıkma. Yani. Arkadaşlar o da beni biraz soğuttu. sonra nasıl nikahtan sonra nasıl evsiz kaldık? Oynat bakalım gibi oldu. Bu arada yani Nisan'dan e, şey nişandan e, Nikahtan 10-15 gün sonra. O kadar konuya uzak ki nikah hala nişanı ayırt edemiyor. Bu arada ben bunu gerçekten bilmiyorum. Şimdi geçen sene nişanlanan bir arkadaşım düğüne çağır dedim ki siz evlenmediniz bir geçen sene partinize geldik falan gibi. dedim. <laughs> Nişanlarıymış meğer ben karıştırmışım. Ee, neyse. Onun için hepsi bir şey. Geçelim bunları. Nikahtan 10-12 gün sonra da evi boşalttık. Ee, çok kaotik bir dönemdi. Tamam. 12 gün sonra evi boşalttık. O Ya kaos'tan... bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi burada bölmek zorundayım. Evi boşalttık dediğin Şimdi bütün Caner ailesinden özür diliyorum ama hepsi istifçi. Daha önce söylendi yani hepsine patlıyorsa. söylediğim için çok sorun olarak bir gibi göreceklerini sunmak. düşmüyorum her şeyle bağ kurdukları için çok duygusal insanlar oldukları için hiçbir şeyi atamıyorlar. Hani şimdi artık bana da cevap hakkı doğdu. Çünkü annemi karıştırma. Ne, sen benim annemi karıştırıyorsun da. Evi senin boşaltırken annen kendisi itiraf etti. Tamam senin annen de itiraz etmedi yani. <laughs> Hayır benim annem dedi ki ben... E... Benim annemin itiraf etmesine gerek yok yaşadık hepsini yani gördük. Şimdi evi boşaltacağız. Bu arada yani Annesiyle ablası gelmese boşaltamıyormuşuz ben onu anladım onlar geldikten Teşekkür sonra. Teşekkür ederiz buradan. ...podcast'lerimi e, de. dinlemiyorlar ama olsun. Dediler bir 3-5 gün önce işte gelelim toparlanmaya yardımcı olalım. Yani annesi e, iki arabalık, 50 e, bohçalık falan evde kalan şeyleri almasaydı <laughs> biz bayağı evi dolu bırakıp gidecekmişiz ama Bir şeyler atılsın istemiyor annem. Evet. Yani ama kötü hep birine şeyden hani diye. ihtiyacı olan birine veririz bir şey olur çöpe atmayın. Ben de hayatta en motive olduğum şey bir şeyler çöpe atmak. Evet nasıl böyle bir anneden yani, böyle bir kız çıktın? E, o öyle diye büyük Hadi bende de var, var istikcilik mesela benim annemden annem de bana annem her şeyi hiçbir şey atmadığı için belki ben o yüzden atmayı seviyor olabilirim. Olabilir. Ben annemden gizli mesela annemle yaşarken çok şey atardım yani. Ay bu çok çekinmem ben bunu atayım falan diye çünkü annem atmıyor ve ben kalabalık sevmiyorum ve bütün yaşadığım evler çok kalabalıktı. Ama mesela sonrasında gittik işte bizim eve böyle iki araba eşya. <laughs> siz de eski eve gitti. Ee, baktık hepsini kullanmış falan. Evet, yani, yerlere koymuş. hakkını vermiş. Bağışları atmış. <laughs> baharatlık vardı mesela. Biz hep böyle atıl. oraya baktın? Orada da var mı diye baktım mı farklı bir modelmiş. Bizde de bir baharatlık vardı. Almışlar duvara monte etmişler mesela. Çok güzel durmuş. Biz Beylem kıskandı niye benim aklıma gelmedi falan diye. Biz niye oradan oraya atıyor, atıyorduk falan salak gibi duruyordu. Hepsini kullanmış ama senin annende de istifçilik olmasa da bir atamama. Varmış. Yok benim annem şey yani çöpe gitmesin <laughs> Ee, evi çöple çevirebiliriz yani. Evet. Çöpe gitmesin ama <laughs> çöplerle biz kalalım. Aynen yani hiçbir şey çöp değildi bu arada aldı çünkü çöp olarak düşündüğüm şeyleri zaten göndermedim çöpe attım ona söylemeden. Yani <laughs> istifi devrettik arkadaşlar şu an Aynen. kendimize ait çok az şeyle ee, ev, işte evlendik evleri taşıdık şu anda da bir arkadaşımızın evindeyiz Onuda konu konuk alacağız ama. Üst üste konuklu bölüm olmasın dedik. Araya bir yine bizim ikimizin olduğu, biz özlemişsinizdir çünkü dedik. Matiz Yeni istediğim... ev arkadaşımız da bu arada şey yani ev arkadaşımız değil, ev sahibimiz çok eğlenceli. Bizim böyle hiç beklemediğimiz şekilde değişik e, anılarımız oluyor. O yüzden onun konuk geldiği kısım çok güzel olacak. İsmini zikredebiliriz herhalde yani. işte ya. Evet. <laughs> Ben Roza diyorum. Şimdi Ali Rıza ve ben ne zaman böyle kafam birazcık güzel olsa Ali Rıza'ya Roza demeye başlıyorum. Çünkü çok yakışıyor bence ona. Ben hep Roza diyorum zaten. Çünkü hep Rıza yazacağıma internette veya Whatsapp'ta hep Roza yazıyordum kazara. Ben çok kötü yazıyorum. Oradan ben de Roza kaldı lakabı. Bizimle birlikte vakit geçiren birkaç kişiye de bulaştı. Dolayısıyla sana da bulaştı. Evet Biraz yani roza sürekli abim. çünkü. Ben mesela Ali Rıza diyorum. her Roza şunu yaptı mı? Dur, ben Roza'ya yazayım falan diyor. Bir yerden sonra sanki adı Ali Rıza değilmiş de Roza'ymış roza gibi oldu. Ama sadece sevenleri, e, onun sevdikleri kullanabiliyor. Siz kullanmayın onu. E, ayrıca bizim kelimelerimizi kullanmayın. Ne münasebet. Kendi kelimenizi bulun. bulun. <laughs> e, Tabii on... pislik olmuşum evlendikten sonra. Biraz öyle olmuş olabilirim. Bir süre onun evindeyiz. Şu an birazcık kaos var belirlendikçe yine iki ay sonraki bir bölümde Aynen, ...belirtiriz. Bu ara çok konu birikti kafamda. Mesela kadınların tuvalet selfisi merakı, asansör selfisi merakı, aynadan bunlar konuşmak istediğim konular. Aynadan her yerde fotoğraf çekilebilir. Tuvalet değil bu bu arada o tuvaletin çok... ışığı çok güzel. Mesela sen, Genelde öyle sen bana atmadın mı? E, biz birlikte yaşamazken evinin tuvaletinden sana ve ona dedim ki gözlerin çok güzel gözüküyor ay hep burada çekilin falan diye sürekli işte. orada çekilmesi bu konuyu başka zaman tartışacağız şu an, <laughs> şu an üstüme gelme şu an üstüme gelme başka neyse, zaman tartışacağız. şey nikah sonrası yediğimiz triplere yani ben çok yemedim açıkçası. Neyse ki. Bir şey söyleyeceğim. Yani neyse ki, bence bütün, konuşmayalım çünkü e, bir de bunu dinleyip trip. bir şey yapmıyorum. Yani, Ay hisseden atsın. Şimdi arkadaşlar biz nikahımıza dışarıda aktif olarak görüştüğümüz, vakit geçirdiğimiz ve hani hayatımızda hep olacağına inandığımız insanlara söyledik. Ya şu yani, bir şey de. Hani, evlilik bizim için bir kutlama değildi bu arada. Hani onu da söyleyeyim. E, normalde biz zaten eğlenip şöyle Biz bunu kardeşine konuştuk. söyleyince trip atıyorsun ama. Kutlama gibi bir şey değil dedim. Benim <laughs> eylemle e e evlenme Niye gibi de? niyetim yoktu demiyorum. Bizim için bir kutlama değildi. Bizim için aslında hatta biz eylemle ilk başta şöyle dedik. Gidelim evlenelim söyleriz herkese. Sonra tabii ki biz hani ailemizden ve yakınlarımızdan yiyeceğimiz tribi düşünüp gerçekten Bayağı. çok yakın olduğumuz insanlara bunu söyledik. Yani kimse kusura bakmasın da yanlış da anlaşılmak istemiyorum ama şunu da söyleyeyim. Ben biri bana altın taksın diye onun nikahıma çağıracak bir insan değilim. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bir de arkadaşımızın bir barı var modada. Orada kutlayalım dedik. Orası da devasa bir alan değil. Yani biz bir düğün mühün yapmadığımız için yani maksimum 40 mı 45 kişi mi ne? kaldırıyor orası. E, altın için insan çağırmak da istemediğimiz için dedik ki akşamına da gelebilecek kişileri çağıralım nikaha. Yani gel Altın tak e, ama kutlamaya davetli değilsin. Yapmak istemedik. O da bizi zaten 40-45 kişiyle sınırladı. Maksimum Tekrar ediyorum bu bir kutlama değildi. Için. Çünkü şöyle biz oraya niye gittik eylemeye? Ben bu konuyu anca alkol alarak kaldırabileceğim anlandığım için. Esra'nın ee, TikTok'unda birkaç video çıkardık oradan. Bir de e, Ali Rıza'yı da Esra'nın TikTok'unda görebilirsiniz diyecektim. Demin bak unuttum. Ee, öyle bir şey oldu ama tabii bir sürü insana haber vermeyince çünkü mesela bizim çalıştığımız yerde her evlenen, nikah olan, nişan olan işte oradaki dinlenme odasına asıyor. İsteyen gelsin diye koyuyor. Ee, kimisi zaten düğün. ikisine birden daha iyi oluyoruz ama biz düğün falan da yapmayacağımız için. Hayır bir de şunu da söyleyeyim. Biz normalde bu tarz ortamlarda bulunmayı mesela ben bir düğüne hani çok sevdiğim biri kırılmasın diye giderim. Max hiçbir düğüne gitmek istemem. Ve hani bazı insanlar kırılmasın diye gittiğim için de kimseyi mecburiyet altında bırakmak da istemedim. Yani sırf işte eyleme ...Esra evleniyor biz gidelim... ...hani bu bir zorunluluk değil... ...mesela benim çok sevdiğim İbrahim abim var... ...ona söyledim... Ee, ...eylem şey dedi gelecek misin falan dedi... Ne, ...yok işim abi oluyor? işim olmaz dedi... Şimdi mesela ...bu benim için <laughs> çok bir yeterli şey. bir tavırdı... Ne? ...doğal olarak kimseyi de böyle bir zorunluluk altına bırakmak... ...istemedim yani açıkçası şunu da söyleyeyim... ...herkesin gelmesini de istemedim... ...yani o mekan büyük olsaydı da... ...gene ben dinlenme alanına... ...asmazdım hani. çünkü zaten bir kere... davetiyemizde yoktu yani... Evet yapmadık. Ya ben de şey düşündüm mesela son bir yılda dışarıda görüştüğüm, konuştuğum, bir şey paylaştığım insanlara haber vereyim dedim. Atladığım biri son anda aklıma gelip böyle az daha unutacağım kişiler oldu ama sadece öyle kişilere haber verdim. Öyle de mutlu yani oldum. Yani mesela düşünüyorum şunu da keşke çağırsaydım diyebileceğim bir durum yoktu çünkü dışarıda görüşmediğim birinin ve o dışarıda olan bir etkinlik. Doğal olarak çok gerekli görmedim yani. Ya ben insanların şeyi çok iyi ayırabildiğini zannetmiyorum onu. Bunu öncesinde de görüyordum. İş arkadaşlığı ile arkadaşlığı bazı insanlar ayırt edemiyor. Yani işte iyi olduğun zaman çok iyi arkadaşsın zannedenler olabiliyor. Bana da öyle gelmiyor. Yani evet işte çok iyi anlaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, güzel iş çıkarız birlikte. Ama dışarıda vakit geçirmediysek, ben seninle bir şey paylaşmamışım demektir. Arkadaşlar i̇şte. bir de şunu demek istiyorum. Yani buna kesinlikle katılmakla beraber şimdi bizim fotoğraflardan nikahımızı gören insanlar bizim bu durumu zaten çok büyük ve şaşalı bir şey yapmadan sakin bir şekilde halletmek istediğimizi anlayabilir. Bile yani ben gelinlik yani. giymemişim eylem damatlık giymemiş eylem spor ayakkabıyla katılmış falan yani hani zaten bizim için hani yapılıp bitmesi gereken bir şey olduğu da çok belli. Diğer insanlar bunu niye bu kadar önemseydi bilmiyorum. Çünkü biz o kadar önemsemedik. Bana hiç kimse trip atmadı bu arada. Şunun detayını vereyim yani. Bana Trip atmayarak trip atanlar var. Farkındayım. Bana kırılanlar var. Bunu da farkındayım. Ama kusura bakmayın. Bir yıl içerisinde sizle dışarıda keyifli bir vakit geçirmediysem orada olmanıza gerek olduğunu düşünmedim. Bu yüzden de bununla ilgili kimseye açıklama yapmayacağım. Soran olursa da. Sadece videoyu izlerseniz buradan cevabını alabilirsiniz. Neden nikahta olmadığınızla ilgili. Bunu da bir tepki olarak görmeyin. Sadece benim düşüncem buydu. Neyse doğal olarak e, benden bir açıklama bekleyenleriniz ve bana kırılanlarınız varsa kusura bakmayın. Hiçbir açıklama yapmayacağım. Yaptık zaten. Bu yeterli olur podcastlerimi dinliyorsanız kaldı ki podcastte de dinlemiyorsanız zaten yakınım değilsinizdir. Ali Rıza da dinlemiyor şimdi çok iddialı konuşuyor. <laughs> e, onu yola getireceğim ama o podcast yola dinlemiyor. Evet evet dinliyor. Yani podcast dinlemeyen bir insan olarak komik olan da şu ama bu. Şerban arada. da dinlemiyor ki. Hayır bir sürü konu şey. açılıyor mesela hepsini biz podcastte konuşmuşuz şey diyorum işte e, şu bölümü dinleseydin burada buna değindik aslında. Evet Ali çok sokuyor yani. yani. Ya bu arada şöyle de bir şey var tanıdığınız iki insanın podcast dinlemek çok da keyifli olmayabilir. Evet ben. Çünkü zaten Zaten ben bu sohbetin içinde bulunuyorsunuz ve büyük ihtimal ben zaten bu nikahla ilgili trip atan insanlarla ilgili yorumumu yakınlarıma yaptım. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim hani nikah yapmamızın en büyük avantajlarından bir de şu oldu. Bazı insanların hayatımızdaki yerini de öğrenmiş olduk. Hı. Kim gerçekten bizim yanımızda olmak istiyor bu arada şu şöyle hani nikaha çağırmak olarak değil de nikahı bilen ve hani yanımızda olmak isteyip olan ya da yanımızda olmak istediğini çok söyleyip geleceğini gelmeyeceğini haber bile vermeyen arkadaşlarımız oldu. Podcast'ı dinlemeyeceğini düşünmüyorum ama dinlersen çok büyük bir yanlış yaptın haberin olsun ve geri dönüşü yok. Böyle şeyler oldu. Yani beni her gün arayıp bir şey ihtiyacım var mı diye sorandan ee, hiçbir şey sormayıp ay çok heyecanlıyım iyi ki evleniyorsunuz diyen insanlarla karmaşık bir durumdu. İnsan ayırt etmekte inanılmaz bir ölçü. Hani hayatınızdan arkadaş çıkartmayı düşünüyorsanız bir evlenebilirsiniz. Benim tarafta hiç drama olmadı ben çok mutluyum. Yani bunlar <laughs> Gerçekten otak... mi? Senin en yakınlarınla dramaların oldu. Kendi içinde. O Onlar hareketler anlamında oldu. Tam hareketli ee, Ben şeyden karşıyım işte çağırdın çağırmadın. Bende de, de olmadı ki bana kimse hesap soramaz böyle bir konuda. Soramadı değil. da olduğunu biliyoruz sonuçta. İlginç tripler de yedik. Mesela 10 yıldır tanıyıp, iş yerinde tanıyıp, hiç vakit geçirmediğim biri düğüne çağırmadığım için 3 gün benimle konuşmadı falan. Düğün diyorum, nikah. Yani... Dediğim gibi iş yeri arkadaşlığıyla dışarı arkadaşlığını. Evet yani onun ayrımı lazım. bir de bizim çalıştığımız yerde çok zor çünkü herkes birbiriyle dışarıda da görüşüyor. İş yeri arkadaşlığının çok iş yerinde kalmadığı bir toplulukta diyoruz. Genel ortam öyle evet. Bu arada şöyle doldan nikah çağırıp bana hiçbir şey söylemeyip gelmeyenler de oldu. Geleceğim demediler ama. Onlara mesela hiçbir şey hissetmiyorum şu an yani gelip gelmemiş olmaları çok önemli değil. Ben de zaten hani onlara önemsiyorum haberler olsun istiyorlarsa gelsinler mantığında söyledi. Ee, ama böyle çok yükselip sözde kıyafetler, ayakkabılar alıp benim nikahıma özel. Sonra gelmeyeceğini bana asla haber vermeyen. Ertesi gün ya gelemedim iş benim için çok önemli diyen arkadaşlarımız oldu. İşlerine devam edebilirler hayatları boyunca. Umarım çok güzel bir iş hayatınız olur ama çalıştığınız yerde çok iyi bir şey olacağını düşünmüyorum. Teşekkürler. Nikahımız öyleydi. Ev durumumuz Var mı hikaye? Ya ev durumumuzla ilgili gerçekten hiç beklemediğimiz insanlardan çok destek gördük bence. Buradan bir Ekincan kardeşimize teşekkür etmemiz lazım çünkü hani 3 tamam. gün falan bizimleydi ve benden daha çok çalışmış olabilir. Kendi evini taşısa bu kadar <laughs> uğraşmayabilirdi öyle söyleyeyim yani. Çok desteğini gördük ve hiç beklemediğimiz yerden geldi yani. Gerçekten işte senin annen ablanın gelişi, Ekincan'ın 2 gün 3 gün gelip uğraşması ee, Ali da yeme şimdi. Bir gün o da geldi. Ali Rıza sonrasında sağ olsun mesela o klimayı taşımada Ali Rıza'nın desteği. Böyle beklemediğimiz yerlerden gelen, beklediğimiz yerden beklediğimiz yerden bir telefon bile alamazken, beklemediğimiz yerlerden gelen destekler. Nikah günü Mehmet Erdem'in Hazal'ın. Yani, Mehmet Erdem azalın. ve Hazal gerçekten. Şimdi diğer arkadaşlarımız da çok sağ olsun yanımdalardı ama eylemi her şeyle hazırlayan kişi Mehmet Erdem'di. Beni de her şeyle saçım makyajım dahil olmak üzere hazırlayan ve sürekli bizim paniğimizi bizden alan ikili Mehmet Erdem ve Hazal'dı şimdi. Evet, diğer Enes çok oldu, teşekkür ederim çok... ama bariz ikili hani Mehmet Erdem'le Hazal'dı. Gerçekten Sadıç ve Nedim'e kelimesinin gerçek karşılıkları <laughs> Bir de biz onlardı. Onları yıllardır. Hazal yıllardır... sen olmasaydın yapamazdım. Teşekkürler. Bir de biz onları yıllarda böyle işte Mehmet Erdem Hazal'dan bahsediyoruz. Hazal Mehmet Erdem'den bahsediyoruz. Hiç tanışamadılar. Böyle evet biliyorlar. biraz İki da tanışmış oldular. O da güzel oldu. Ev konusu karışık bir mevzu. Şu an nereye gideceğiz ne yapacağız o da belli değil. Onun için ilerleyen bölümlerde e, bu konudan bahsedeceğiz. Bir süre bu gördüğünüz arka plandayız. Yine dediğimiz gibi evet. Esra'nın TikTok'unu da görmüşsünüzdür. O zaman... Duyuru bir falan. Evet duyuru bir. Eylem Planı Podcast Network diye bir YouTube kanalı açmıştık. Birkaç kişi niye açtım bence açmamalıydın dedi. Katılıyorum ben. size. <laughs> O nedenle vazgeçtik oradan. Bütün içerikleri eylem planına aldım ama buradaki esas büyük duyuru, eylem planını artık durdurmuş oldum Çünkü olmuyor yani tutacak şeyi ben yapmak istemiyorum. Bana keyif vermiyor. Bu sefer iş gibi oluyor. Benim yapmayı sevdiğim içerikler de izlenmiyor en azından Türkçe olarak. O nedenle eylem planına 10 yılın 15 yılın ardından gerçi YouTube 7 yıl galiba artık eski minvalde eğitim içeriği, film yorumu içeriği, çok canım aşırı çekmediği sürece gelmeyecek ve e, bu kanal artık e, podcast kanalı, podcast network kanalı olarak devam edecek. Bilginiz olsun. İngilizce kanal fikirleri dönüyor kafamızda ama henüz Yapacağım. bir şeye e, yani net şu olacak veya adı bu olacak henüz yok. Bakacağız. Neler diye geçelim. Ne zaman bu Ben sinema bayağı da bulmuş. Dedi ay o kadar çok şey izledik ki hikayede aklında olan bir şey var mı? şu çok aklımda yer etti diye. aslında var büyük ihtimalle. The Bear 2. sezon. The Bear'i Bear, The Bear çok 2. öldük. Sezon, ya, i̇kinci sezon birinci sezondan daha kaotik. O ev bölümü. Evet yani ev bölümü Kafayı, hayatımda bölüm. En iyi şey olabilir. Ee, Her şeyi sahne sahne ruhumda Bir daha işletti. izlemem lazım çünkü yani aynı anda üç kişi konuştuğu için maks ikisini yakalayabilmişimdir diye düşünüyorum. Hani ikisini dinlediysem üçüncüyü dinleyememişimdir artık. O kadar kaotikti. Doğal olarak ikinci kez izledim de çok daha farklı şeyler çıkartabileceğime inanıyorum. Kaosun yanında bu kadar net duygu geçişleri, duyguyu bu kadar rahat verme olarak bence çok iyiydi. Evet, katılıyorum. Bir de biz garip bir şekilde, eylemde bende hani mutfakla ilgili çok hoşumuza gidiyor. Ee, o mutfak kuralları ki ikimiz de kural sevmeyiz. Normalde sever misin? Yok yani. Disiplin severim. Disiplin, kural aynen ikimiz de disiplin sevip kural sevmeyiz aslında. Ve o mutfaktaki kurallar bizim çok hoşumuza gidiyor. Mesela evde e, aynı anda yemek yapıyorsak şey falan diyorum. İşte arkandayım falan diyorum. Durduk böyle. yere söyledi bir gün koptum ya. Ee, hoşumuza gidiyor. O yüzden biz o diziyi çok seviyoruz. Bence çok iyi bir dizi bu arada yani. Evet. Hepimizin travmalarının nereden geldiğini az çok anlayabileceğimiz bir dizi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bizim için zaten hep number one'lardan biridir. İnanılmazdı yani çok iyiydi. Hala da öyle. Okey bu arada başlıyoruz. Üçüncü başta. sezonu bekliyorum hala. Daha dur iki yeni geldi. Benim için önemli değil. Arkadaşlar Ted Lasso'yu, Alizay'ı izledik. Ay Ted Lasso son sezonu ve Shrinking'i izlettik. İkisinde hani son sezonuna kadar. Bir günde 8 bölüm bir günde on bölüm, sekiz falan, bölüm izledi. falan izledi. Biz de tekrar izlemiş olduk. Doğal olarak şöyle bir de düşüncemiz var yani bunları izlemeniz lazım. Çünkü ben izlettirdim mesela kardeşime de izlettirdim. O da hemen ilk sezonu ilk gün bitirdi vesaire vesaire. Yani i̇zlemeniz lazım. Için. İzleyin. Aynen. Çok keyifli. Genel olarak Apple TV dizilerinde şöyle bir şey var bence gerçekten. Her detayına kadar düşünülmüş, şakaların böyle esprilerin çok yerinde olduğu ve hani o kültürle ilgili size bilgiler verdiği, araştırabileceğiniz ve hani atıyorum Amerikan kültürüne, İngiliz kültürüne biraz daha hakim olabileceğinizi düşündüğüm, e, ee, filmler. Doğal olarak hani ben daha kültürlü bir insan olmak istiyorum. Farklı kültürler beni etkiliyor diyorsanız bu dizileri izlerken araştırma yaparsanız aslında kültürünüzü de bir noktada geliştirmiş yani olursunuz. Yani benim gibi izlerseniz. Ee, e, izlerseniz araştırmanıza gerek yok. Çünkü o durdurup söylüyor zaten. Bir de büyük olay Barbie izledik. Barbie. Nasıldı? Hey Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Ben Oppenheimer'cıyım. Daha izlemedin Oppenheimer'ı, gidemedik Oppenheimer'a. İzlememe Oppenheimer e gerek yok eğer. yani. Daha böyle mutsuz bir şey olduğu için daha çok... Tamam Barbie'yi nasıl buldun ama filmi? Barbie ya güzeldi ama yani ben müzikal çok sevmiyorum. Müzikal değildi ki. Değildi. Bir tane şarkı var. Ama yani i̇şte. şarkı söyleyelim, işte öyle yansıtan falan. İlk başı çok öyleydi mesela. Ben ilk 10-15 dakika... İlk başı dakika... overdose olmanın eşiğindeydi evet, bu arada. Evet ben ilk 10-15 dakika terk edip gitmeyi düşündüm. Sadece gittiğimiz arkadaşlara ayıp olmasın diye tamam dedim. Uyursun en kötü. Bunu bana söylemedin <laughs> Ben suratından anlayabilirdin. En ee, en kötü dedim uyursun ve hani izliyordum suratından nasıl anlayayım. Şey çıkınca da öyleydi ki suratı. Yani çok anlamlandıramadım. Ha, evet sonrası böyle toparladı ama ilk başı o kadar çok boğdu ki beni sonrasındaki şeyi çok alamadım yani. hani Ama kastiydi bence senin o böyle, atmosfere. Hadi bit, hadi bit, hadi bit artık falan Seni o Barbie dünyasının naifliğine sokmak istiyorum. Ben küçükken de Barbie sevmezdim. Hala da sevmiyorum. Ay benim ablamın Barbie'yle Hiç de bir Barbie girl olmadım. Her zaman zeytin bunu Ben Barbie Senin daha çok seveceğini biliyordum zaten. İyi bir film. Ama sonu galiba. mesela Ken'e yapılan şakalar, Ken'in şakaları falan. Çünkü Ryan Gosling'i yani zaten aşkım bebeğim. Kötü olma ihtimali yoktu zaten. O olduğu için. Ya bu kadar reklamı yapılacak bir film miydi? Bu kadar çok gişe yapacak bir film miydi? Bence değildi. Sadece reklamların sonucunda yani PR'ın ne kadar öne işe yaradığını, bir şeyler ne kadar öne çıkarttığını görmüş olduğumuz bir filmdi bence. E, gişe de bu arada 1 milyar doları geçti. Bence yani 1 milyar doları hak ediyor muydu bilmiyorum ama Greta Gerwig sonuçta e, çok iyi bir yönetmen bence. Bütün filmlerini izleyin. E, Little Woman, Lady Bird hepsi çok güzel filmler burada da iyi bir iş çıkarmış. Yani çoğu insan bir Barbie reklamı bekliyordu. Tabii ki gene bir Barbie reklamı ama mesela şirketin de matele bayağı giydirmeleri işte giriyor hepsi erkek yönetim kurulunun falan çok gerçek dünyadaki şeyler. Güzel eleştirisini de yapmış bence. ama tabii ki tam bir feminizm şeyi falan değil. ama güzeldi yani hele başta sen o dediğin gibi o naif dünya bir yerde şeyi vuracaktım artık. Hani Hayber Barbie Hayken böyle bir 6-7 dakika devam etti ya hiç durmadan. Yani bir şey savuracaktım ekranı artık yeter diye böyle. Ama ondan sonra güzel toparlıyor. Mısır güzel. almadınız. Başta söylüyor. savuramadım. <laughs> Ama Oppenheimer'a daha gidemedik. IMAX'te gideceğiz diye bekledik. IMAX'ten kaldırdılar. Bu arada sebebi de şu. Şimdi IMAX sürekli doluydu bizim gitmek istediğimiz IMAX. Full doluydu gece ee, yarısı. Full doluydu. Dolu. Gece dördü de doluydu ki, ki bu arada gece 4 boş olsaydı, görebiliyoruz. Gece yani. dört boş olsaydı da gitmezdik yani. Filme. Ama şöyle bir detay var orada. Ee, gidemedik gidemedik. Okey hep doluydu azalmaya başladığı an nasıl kaldırabilirsiniz yani ya, IMAX, saçma bir film koydular zaten yerine şöyle ama işte IMAX perdeleri de az olduğu için anlaşmaları var. O nedenle mesela işte Blue Beetle geldiği için kaldırdılar. Yani Blue Beetle için ee, değer miydi yani Oppenheimer'a? Orada çok büyük mı? kavgalar da var. Belki bir eylem planı podcast'i kaydedelim işte Topkan'la da şey görevimiz tehlikeyle de olay oldu. İkisi de IMAX şekilde ama Oppenheimer için Tom Cruise'a kazık attılar falan. IMAX'e sokmadılar. Tom Cruise'a kazık atmayın. Ama Nolan için attılar. Nolan'a atabilirler. Nolan, Nolan eski olan değil benim için biliyorsun. <gülüyor> hani. <gülüyor> Bu filmde forma döndü diyorlar bakalım. Ve hala izleyemedik yani. Ben gittim Tönet'i ilk haftasında izledim o iğrenç filmi. Ay ben filmi. de bak buna gidemedik. Neyse var mı başka aklına Beş kişi gitmeye eden? çalışırsak böyle olur. Beş kişi yer mi bulunur kardeşim? E, yok arkadaşlar balayımız arkadaşlarımızla çıktık bu arada bu detayı da hemen verelim çünkü biliyorsunuz ki biz herhangi bir şeyi normal formunda yapan insanlar değiliz. Tatil konusundaki hassasiyetlerimiz biliniyor ama e, bu tatilde ayrı bir bölümde hatta Ali Rıza'nın olduğu bölümde. Evet ama şunu da söyleyelim deriz. bu tatil bizim için e, arkadaş tatili olarak güzeldi çok yani e, bazı. Balayı için giyiyi e, ama. Çok... Yani tabii ki balayı amacıyla çıkmadık çünkü balayı arkadaşlar biz evlenmek istemiyorduk zorla <laughs> evlendirildik falan diyor Benim en keyifli tatillerimden biriydi yani. Çok evet yani gene böyle bir yine adı tatiliyle yarışırdı. Bir sonraki bölümde görüşene kadar. Hoşçakalın. Bye. Ben böyle çok mal gibi oturdum. İnşallah kamerada bu kadar mal gözükmüyorumdur ya. Bilmem. Ama hem yeni mekan hem yeni şey. Ay peki canım.